Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Ağrı'dayız. Ağrılı vatandaşlarımıza Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan memnun musunuz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Ağrı'da, İlave TV sizleri seviyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan memnun musunuz? Biz çok memnunuz. Gereken her işleri yapıyor. Şimdi hükümetin bir suçu varsa savcıya yüklemek iyi değildir. Şimdi elde avuçta bir şey yoksa. Yatırım gelmiyor mu? Bütçe gelmiyor mu? Yatırım gelse de çok az geliyor. Zaten pandemi bellidir. Şu anda yatırımlar, büyük yatırımlar yapıyor. Bu da halk görmüyor. Ne yatırımı yaptı abi mesela Savcı Sayan? Asfalt şantiyesini yaptı. Ondan sonra ahur projelerini yaptı. Nehir projesini yapmış. Şu anda bakanlıkta duruyor. Bunlarda para yok. Bakanlık emir vermedikten sonra bu adam neyle yapacak? Ödenek çıkmıyor mu? Yok, daha çıkmadı. Birçok projeleri var. Halk görmüyor. Halk ufak işleri görüyor. Doğrudur. Ben de katılıyorum. Ben de siyasetçiyim. Benim adım Remzi Aydın. Kim ne derse yalan konuşuyor. Yani savcıdan gerçekten Hasan Arslan da o hizmeti yapmadı. İstanbul Sakık'ta yapmadı. Savcıdan adam gibi adamdır. Memnunuz. Memnunuz. Kim ne diyor da yalan konuşuyor. Aynen. Eyvallah. Ufak siz... işleri düşünmüyor. Büyük işleri düşünüyor. Halk anlamıyor. Siz memnun musunuz Savcı Sayan'dan? Hayır, memnun değilim. Neden? Valla şimdilik bir şey göremedik ama bundan sonra iyi bir şey yaparsa güzel olur yani. Şimdilik yapmadı bir şey. Yapmadı. Ne varsa eskisindir. Siz? Ben memnun değilim. Şimdi ben beyefendilere hiç katılmıyorum. Neden? Şimdi Hasan Aslan'dan dediler ki Hasan Aslan bir şey yapmamış. Hasan Aslan Ağrı'ya en büyük yatırımları Hasan Aslan yaptı. Belediye olarak. Hayvan borsasını yeniledi. Şey, otogarı yaptı. Ondan sonra halk... Türkiye'nin ikinci büyük halk pazarını açtı, Kapalar Pazarı'nı. Beyefendi nasıl diyor Hasan Aslan bir şey yapmamış? Ha, ben AK Partili de değilim. Koyu HDP'liyim ama Hasan Aslan yaptı. Ama adamı adına Haso Dezo çıkardı bu memlekette. Niye? Yani bilmiyorum, insanlar öyle algılıyor. Ama Hasan Aslan yaptı. Tamam, yapmasa yaptı, o da senin dediğin sonunda oldu. Sonunda aynı. En sonunda yaptı o senin dediğin Haso Dezo denilen şey, sonunda oldu. Seçme ve seçilmelerde yani hepsini kestiler. Bırakmadılar. 2 yıl adam görev yaptı. Seçme durumlarına göre konuşalım. En sonunda seçme ve seçme durumunda oldu. O hırsızlık mevzusu. Bunu da açık söyleyeyim. Hani ben de görsün, hiç umurumda değil. Savcı Sayar'a gelince savcı sayar olmadım ama bilmiyorum. Adamı bir başkalarının projesini faaliyete geçirmek veya benim sırtımda geçirmek, o da onun neymiş, yönetimiymiş. Gel abi. Gel. Yok söyle ama. Siz memnun musunuz Savcı Sayan'dan? Vallahi ben hiç memnun değilim. Neden abi? Ya Arda ne yapmış hizmet ki? Yok, hizmet. Ne yapmış adam ya? Ne yapmış? Ben de çalıştım, hizmet yok. Kendisine çalıştım. AK Parti'ye çalıştın. Reklamda dünyada birincidir. Evet. Etikette. Etikette birincidir dünyada. Hizmette yok. Pişman mısın oy verdiğine? Çok pişmanım. Ömrümde bir daha da vermeyeceğim. Vermezsin. Vermem. Ailede vermesin diye şimdi ben milletin namus sözüne aldırdım diye. Kendi ailemde vermesin diye ben milletin namus sözüne aldırdım. Şimdi Ağrı'nın kış şartları çok ağır geçiyor. Evet. Kömürün tonu mesela geçen sene 1550 iken kalifer kömürü. 3000. Şimdi 3000. %100 artmış. Kimin burada maaşı %100 arttı arkadaşlar? Var mı maaşı %100 artan? Maaş yerinde sayıyor. Maaş yerinde sayıyor ama bugün askeri ücret bırak, yani insanlar burada çalışmıyor bir kere. İşsiz hepsi. Ağrı'nın geneli işsiz. Yani şurada gördüğün şu kalabalık var ya, yarısından fazlası işsizdir. Ama bu kömüre mesela kimse ses ya da getirmiyor. 6 saat veriyorum. 6 saat bu caddede, tamam mı? Bir insanı 10 defa görürsün. 10 defa. Öyle. 6 saat burada dur, bir insanı 10 defa görürsün. Can sıkıntısına İnsanlar, yürüyor mu? Can öyle sıkıntısını bir tarafa bırak. Adam diyor ki ben bugün akşama eve nasıl gideceğim? Yani onu düşünüyor. Ne yapacak? Ya bir arkadaşına takılacak, ya birini görecek, ya o şekilde bir zaman geçirecek. Çünkü iş yok. Hadi o zaman gidelim, tamam, onların dediğini yapalım. Şurayı soyalım, burayı soyalım. Ben de zengin olurum. Vardır, çok var. Dibim dolu, sabah giderim. Çalışmama gerek yok. Hani bir lafı vardı kendisi söyle. Fakir çalmasını bilmiyor. Onun için fakir. İşte fakir çalmasını bilmiyor. Niye çalmasını bilmiyor? Ben yapamam kardeşim, ben yapamam. Hani ben bana desek ki git şu adamdan bir tane pide borç ye. Çalmayı geç. Bak borç ye. Ben 10 saat düşünürüm. Ya ben açlıktan ölsem acaba bu adam bana verecek mi, vermeyecek mi? Ama bir çalmasını bilmiyoruz. Savcı Sayar'a gelince taziye evine gidiyor, siyasetten bahsediyor.
Hani hangisini söyleyeyim ya? Hangisinden bahsedelim? Çalışıyor mu savcı Sayan Ağrı'da? Hayır. Hayır. He vallahi öyledir. Herkes de biliyor. Herkes de biliyor. Bak benim küçük abi, kardeşimden biliyor. Bile küçük. Abi sen benim bak. Abimsin biliyor. Abi sen, bak. Bunu diye biliyorsan abi, bunun da bildiği bir şey vardır. Köprüyü biraz sarı sakık yaptı. Adam ne yapmış? Değilsin bu. Projesini geldi. Faaliyete geçirmekle bir yere varılmıyor. Abi vatandaşın hepsi de geldi biliyor. Taziyede geldi diye ben sizin köpeğinizim. Dedi kapı olmayacak, güvenlik olmayacak. Şimdi git. Adım atamıyorsun, adım atamıyorsun. Vallahi adım atamıyorsun. Adam ne yapmış? Diyor askeri ücret. Arada kim askeri ücrete çalışıyor? Abi kimse askeri ücret vermiyor. Adam akşama kadar çalışıyor 809 lira. Hem vallahi odur. Memnun değilsin savcı. Yok abi ne memnun ya. Kim memnun? Sorsana abi. Uzun zamandan sonra geldim. Şeyde batıda çalışıyorum. Misafir olarak geldim. Değişen hiçbir şey yok. Aynı. Hala, aynı. Hatta daha geriye gitmiş. Hiçbir yatırım yok. Hiçbir yatırım yok yani. Yıllardır, 20 yıldır esnaflık yapan bu adam, ben 30 yaşındayım. Esnaflık yapan bak kapatmış. Uzak bir yer değil. Bak kapatmış. Hemen aşağıda kahve vardı. Kapatmış. Zaten aşağıdaki caddeden bahsetmeyelim. Orası bitmiş zaten. Cadde, ana cadde burası. Bizim tek caddemiz burası. Ben sana diyorum ya, 5-6 saat şurada takıl, 10 defa aynı insanı görürsün. İnsanların beni yanlış anlaşması var bak. Neden? Çünkü sürekli burada gidip geliyorum. Şu adamı göreyim, iki muhabbet edeyim veya yarın bir iş yapabilir miyiz? Çalışabilir miyiz? Bu düşünceyle ben bu yola çıkarken insanlar bile beni yanlış anlıyor. Acaba ne için burada geziyor? Sorun ne? Abi, sen anladın mı şu an? Anlamadın mı? Sıkıntından değil. Adamın parası yok. Adam evine ekmek götüremiyor, gidemiyor. Sıkıntıdan. Tamam yani. Gidemiyor adam akşamı evine. Nasıl getireceğim düşüncesi var. Yarın bir iş hata gideyim veya işte şuraya gideyim. Adamın o düşüncesi var ama insanlar bile, esnafların bazıları insanlar hakkında yanlış düşünüyor. Burada acaba neyi arıyor? Efendim sizler memnun musunuz Savcı Sayan'ın çalışmalarından? Kimse memnun değil. Ya. Neden abi? Ya abi burası köy mü şehir mi Allah'ını seversen. Bu caddeye değil, bu arka caddelere bir bakın. Bir aşağıya gidin bakın sağa sola. Gelin Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun ya. İyi değil mi abi? Ne iyidir abi, neyi? Çok iyi çalışıyor diyorlar. Nasıl çalışıyor abi? İşte öyle diyor. Nasıl öyle diyor abi? İyi çalışıyorum diyor. Yalan konuşuyor abi ya. İnanmıyorsun. Belediye gidip bir sorunun varsa söyleyeceksin. Kapıda var ya 50 tane koruma var. İçeri almıyor seni ya. Halktan koptular mı? Koptular abi ya. Zaten burada değil, hep Ankara'da. Gidiyorsun, görüşeceksin yok. Yok. Var mı konuşmak isteyen? Sen memnun musun abi Savcı Sayan'dan? Ben hiç memnun değilim. Niye? O kadar. Neden abi? Kardeşim hizmet getirmedi. Bize verdiği vaatların hiçbirini yerine getirmedi. Hiçbirini yerine getirmedi. Kendi sözleri yerine getirmedi. Hayır. Burada yani işsiz gençlerimiz var. Üniversiteyi bitiren gençlerimiz var. İş bulamıyor. Gidip ihaleyi başkasına veriyor. İhaleyi yabancı insanlara getir veriyor. Niye veriyor? Ağrı halkı onu seçmiyor. Niye dışarıda adam getiriyor? Sen oy verdin mi? Verdim. Bin pişmanım. Bir daha vermem ben. Ya kardeşim yorum yapmayın. Yani basınsanız doğruyu açıklama yapın. İşte soruyoruz abi. Tamam yorum yapmayın. De, vereceğim vermiyorsa o benim bileceğim. O benim bileceğim. Eyvallah. Siz? Arın'ın bir tane gölü var, Bal Göl. Saklı cennet diyorlar ya. Evet. 3-4 senedir her sene festival, bir senede bir festival oluyor. Yol asfalt olacaktı bize öyle söz verdiler. 3 senedir yol asfaltsızdır. Bu Balıkköy'ün, bu Ağrı'nın halkı hafta sonu Balıkköy'e gelecek, gelemiyorlar. Çünkü yol asfaltsız yani. Doğu Beyazıt bir ufak ilçe olduğu için Doğu Beyazıt'ın Balıkköy tarafına asfalt olmuştur. Ağrı tarafında Balıkköy tarafında asfalt olmamıştır. Çalışmıyor diyorsun. Bak işin konusu, işin düşüncesi o taraftar. Yani koca zaman Ağrı bir ilden asfalt olmamış, Doğu Beyazıt bir yerden asfalt olmuş yani. Bu vatandaş hafta sonu pikniğe gidiyor mesela, Balıkköy'e gidecek. Hani diyor ya Balıkköy cennet falan, öyle diyorlar ama millet gitmiyor. Niye gitmiyor? Yol asfaltsızdır. Adam lüks arabasıyla gidiyor, arabası mahvoluyor. En kısa yolu budur yani. Siz konuşmak ister misiniz? Ne konu hakkında? Savcı Sayan'dan memnun muyuz? Belediye çalışmaları nasıl efendim? Vallahi öyle bir memnunuz ki tam tersinesi. Aman Allah bizi onda kurtarsın. Niye? Memnun değiliz. Ağrı Paris yapacaktık. Ağrı'nın her tarafı çukur. Bir tane somi ekmek alıyor, eline reklam yapıyor. Kamerayı takıyor arkasına. Öyle olmaz. Öyle vatandaşın içinde gezmek öyle şekil olmaz. Öyle bir başkan biz istemiyoruz. Ben şahsım olarak
Bugüne 35 yaşındayım, bugüne kadar kendi partime HDP verdim, şaşmam da bundan sonra da hiç şaşmam. AKP ile işim yok. Kısacası bu. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Instagram'ına girin, bakın Ari Paris yapmış adam. Gidin bakın hesabına Ari Paris yapmış. Ama gel gör ki Ari aynen bu halde. Yani Allah onun belasını versin, sevmiyoruz onu. Bu sene de sondur zaten. Sözü güzel yapmamış mı? Ne yapmış? Yani ne yapmış? Ya git ya. Ya sen memnun musun abi? Abi ben ondan memnunum. Onun elemanı ondan memnunum. AK Parti, AK Parti. Dayı belediyede çalışıyor normal bir şeydir. Belediyede çalışıyor normal bir şeydir. Normal bir şeydir. Çünkü pisliğini temizliyor. Yani yapacak bir şey yok. Pisliğini temizliyor. Bak ben hayvan pazarında alım satım yapıyorum, tamam mı? Şurada bir sürü insan da var. Bak bu da hayvan pazarında çalışıyor. Şu abi de. Adam sabah geliyor, tamam mı? Ben hayvana 5000 lira diyorum. İlk bana dediği şey ne biliyor musun? Ya yemin torbası 200 lira. Oğlum vermeseydin bana ne? Vermesen bana mı alıyorsun? Buraya da gelmiş, ben memnunum. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir kelime söyleyeceğim, yerini bulmayacak. Şimdi bunları göz önünde bulunduracak. Kömür 1555'ti değil mi? Geçen sene. Bu sene 2850. 3000 demiyorum bak. Hakkına girmeyeyim. 2850. Neden birebir fark etti? Neden? Neden? Hiç düşünüyor musun? Halk bunu düşünmüyor. Ya olmuş bir kere. Adam gidiyor unu alacak. Karıdan para istiyor ya. Çalışmıyor, kadından para istiyor ya. Un alacak bak, un alacak. Çocuk ne yiyecek? Kadından para istiyor. Düşünebiliyor musun yani? Ben ölürüm. Kadından para isteyemem. Ben ölürüm. Ama kadından para istiyor. Çünkü artık yapacak bir şey kalmamış. Çok sağ olasın. Arada 3 tane doktor var. Oğlum gözü ameliyat olduğu için değil yapamıyoruz. Başbakan yardımcısı değil yapamıyor. Valiye değil yapamıyor. Arada şu anda hastane bitti. Dün yalvardım bir tane ilaç verdiler. Şu anda hastane bile şey kalmamış. Randevu sistemi de kapalı. Şimdi bu diyor ki bu ne olacak? Sağlıkta çığır açtık diyorlar. Sağlıkta aradı ama sağlık diyor biz ne yapalım bilmiyoruz. Yok sağlık sistemi iyi diyorlar. Nasıl iyi diyorlar abi? Dün çocuğumu götürdüm yalvardım gitti kimse bakmadı. Doktor diyor ki kardeş tek doktor nasıl olacak koş kocaman ağrıdan. Randevu sistemi yok. Ağrı bakayım veriyor mu vermiyor mu? Bu ağrı hastanede nasıl olur? Benim oğlum şu anda okulda almıyorlar. O evde yatıyor. Gözü ameliyat olmuş almıyorlar. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Bak bir de diyor ki belediye başkanı hiç çalışmıyor. Belediye başkanı reklamda bir de yalancılıkta benim kayınpederimdi. Bak belediye savcısı benim kayınpederim. Benim amcamın oğlunu onun damadıyım. Hem yalancı, hem dolancı, hem çene. Anladım. Hem çenede bir numara, yalancıda bir numara, reklamda bir numara. Bak ben ismini de vereyim ki benim kayınpederimdir. Bak benim kayınpederim dedi ki bu belediye başkanı olursa dedi ki hiçbir şey yapmaz. Dedim niye dedi çok yalancı. Çok dolandırıcı, çok da konuşucu. Deniz Baykal gittiğinde ağlıyordu. Deniz Baykal gitti ağlıyor. Niye ağlıyordu? Parası bitti diye ağlıyor. Bak şimdi ben bir koş kocama ev reisim 3000 cebimde var. İşsiz yok, güçsüz yok. Ha şimdi şey gelirse evde başka kimse selam vermiyor. Köpekten başka şey çaresi kalmamış. Ha bak ben onu gerçek söyleyeyim. İsim ne söyleyeyim benim emine gelsin. Vallahi Mehmet Akif Ersoy ben şu anda kim 100 senelik kim onda daha iyidir. Abi bir adam bir lafı vardı. Eğer yapmazsam ben çekip gideceğim diyor. Bana tükürsüne gideceğim. Şimdi ben ona tükürüm gitsinler. Eyvallah çok sağ olun. Ha bak buna başka bir şey diyeyim. Çok teşekkür ederim.